Esselamu Aleyküm. Kur'an anahtarı dersimizin, programımızın ikinci dersini yapacağız inşallah. İkinci derse geçmeden önce birinci dersin alıştırmaların üzerinden gideceğiz. Baştan alıyoruz. Esselamu Aleyküm. Kur'an anahtarı programımızın ikinci dersini yapacağız inşallah. Derse geçmeden önce bir önceki dersin alıştırmalarının cevaplarının üzerinden gideceğiz. Şimdi bizim planımız her dersten önce bir önceki dersin alıştırmalarının cevaplarını burada tekrar etmek üzerinden gitmek. Ancak sizin bu alıştırmaları kendinizin yapması çok önemli. Şundan dolayı çok önemli. Evet, biz burada bir tekrar yapacağız ama siz bunu kendiniz yaparsanız ikinci bir tekrar olacak. Yani tekrar miktarı iki katına çıkacak. Ayrıca bu alıştırmalarda seçilmiş olan kelimeler o derste geçen örneklerden alınmış kelimeler. Dolayısıyla bunların manalarını dersin içinde ararken o dersi baştan sona bir daha tekrar etmiş olacaksınız. Bu ise tekrar miktarını çok daha fazla arttırıyor. Akılda kalmış oranını çok daha fazla arttırıyor. Zaten tekrar etme hususu herhangi bir dilin öğrenilmesinde çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben vakit bulamıyorum, işte şöyle oluyor filan şeklinde mazeretleriniz varsa ona bir şey diyemem ama veriminiz azalır. Yani eğer alıştırmaları siz kendiniz cevaplandırmazsanız, sadece buraya bağımlı kalırsanız veriminiz azalır. Bunu da bilin. Onun için alıştırmaları lütfen yapın. Şimdi birinci dersin alıştırmalarının üzerinden gidiyoruz. İsmun, isim ad demek. Cemiyan, hepsi, tamamı. Malik, malik, sahip. İlla, den başka, den gayri. Rabbun, Rab, sahip, efendi, yönetici. El-Mustakim, doğru, dosdoğru. Elhamd, övgüler, bütün övgüler. Rabbil alemin, alemlerin Rabbi, alemlerin sahibi, alemlerin, dünyaların yöneticisi. El mağdub, öfkelenilmiş olanlar, kendilerine öfkelenilmiş olanlar. Eddin, din, itikat, ayrıca hesap ve ceza. İsmillahi, Allah'ın adı, Allah'ın ismi. Men, kim, kim ki? Errahman, Rahman, rahmeti çok bol, çok geniş, dünyada her yaratığa rahmet eden, merhamet eden. Sırat, yol. Nesta'in, biz yardım isteriz. Rahim, rahmeti bol, çok bol, çok devamlı, kesintisiz, ahirette müminlere merhamet eden, rahmet eden. Evvalin, sapanlar, azanlar, yolunu kaybedenler. Na'budu, taparız, biz taparız. Lillahi, Allah için, Allah'a ait. Tayyibun, güzel, temiz. Haza, bu. İla, ea, bir şeye manasında. Ala, üzerine, üzerinde. Yevmun, gün. En, enne, ki, olması için. Aleyhim, onların üzerine, onların üzerinde. Beşerun, beşer, insan. İn, eğer veya değil, her iki manaya da geliyor. Mana şeyden, bağlamdan anlaşılıyor. Gayri, den başka. Mecid, şerefli. İnne, gerçekten, şüphesiz. Fi, içine, içinde. Mübarekun, mübarek, kutlu. Ene, ben. Öyle elifle yazılıyor ama ene diye okunuyor. Li, için, ait. Abdun, kul. En'amte, burada bir cezim olacak. En'amte, sen nimet verdin. La, değil, yok. Ma, üç manası var. Ne, değil, veya o şey ki. İnnema, ancak. Lakin, fakat, ama. Es-semi, İşiten, gerçekten işiten, hakkıyla işiten. Bir ile, ihdina, bizi ilet.
El Alim bilen, hakkıyla bilen, gerçekten bilen. Şimdi buradan ikinci dersimize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna, şüphesiz ki biz, a'taynake, a'tayna, biz verdik, a'taynake, biz sana verdik. El Kevser, Kevser'i verdik. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Fe o halde salli, namaz kıl, li rabbike, li için rabbike, senin Rabbin, senin Rabbin için namaz kıl, venhar ve kurban kes. İnne, şüphesiz ki şani eke, senin nefret edicin, yani senden nefret eden kişi, huve o el ebteru, soyu kesik. Senden nefret eden, senin nefret edicin, soyu kesik olandır. Düz cümle halinde okursak şöyle oluyor. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Şüphesiz senin nefret edicin, senden nefret eden var ya, gerçek soyu kesik olan odur. Kevser suresinin tahlili böyle. Dil bilgisi konumuz belirli ve belirsiz isimler. Arapçada isimler ya belirli veya belirsiz olur. Ya belirsiz nekira veya belirli marife olur. Türkçe'de böyle bir ayrım yok. Türkçe'de belirli veya belirsiz isim diye bir şey yok. Biz bu burada olan manaları Türkçe'de başka türlü cümle yapısıyla, vurguyla vesaireyle başka türlü ifade ediyoruz. Belirsiz isimler bir varlığı genel olarak gösteren isimlerdir. Bunların başında el takısı bulunmaz ve son harfleri tenvinlidir. Yani çift harekelidir. Ya iki üstün, iki ötre veya iki esrelidir. Belirli isimler ise bilinen, atıf yapılan isimlerdir. Bu isimlerin başında genellikle el takısı bulunur. Genellikle dediğimizden dolayı bazen el takısı bulunmayabilir. Ama genellikle bulunur. Ve son harflerinin harekesi tektir. Tenvinli değildir. Yani ya tek ötre, ya tek üstün veya ya tek esredir. İsimlerin son harfinin harekesi hiçbir zaman cezim olmaz. Ayrıca bu el takısı geldiğinde, yani bir isim belirli olduğunda, bu takı teklik, gerçeklik, bütünlük gibi manaları da veriyor. Böyle bir de manaya böyle bir ilavesi de var. Şimdi belirli belirsiz isimlere bakalım. Kitabun, bir kitap, herhangi bir kitap. Başında el yok ve son harfi çift, iki ötreli. El kitabu, kitap, belirli bir kitap. Mesela kitap ve sünnet diye söyleniyor şeyde, İslam literatüründe el kitap denildiği zaman Kur'an-ı Kerim kastediliyor. Onun için el kitap onu gösteriyor mesela. Beytun, bir ev. El beytu, ev. Yani belirli bir ev, bilinen bir ev, atıf yapılan bir ev. Sıratun, yol, bir yol. Başında el yok. Son harfi çift harekeli, çift ötreli, bir yol, herhangi bir yol. Es-sırat, yol, belli bir yol, bilinen bir yol, belirtilen bir yol. Başında el var ve son harfinin harekesi tek, çift değil. Rasulün, bir elçi, bir peygamber. Er-Resul, elçi, peygamber. Belirli, atıf yapılan, bilinen bir peygamber. Başında el var ve son harfi tek harekeli. Cennetun, bir bahçe. El cennetu, cennet. Daha ziyade böyle. Kur'an-ı Kerim'de cennet ifadesi, eğer el takısı almadan ve çift ötreli böyle belirsiz olarak gelirse, bir cennet, bir bahçe, dünyadaki bir bahçe manasında kullanılıyor. Yine genellikle diye özellikle vurarak, üstüne basarak söylüyorum. İstisnaları olabilir. Yani sizi yanıltmayayım. El cennet olarak böyle eliflamlı ve tek harekeli, belirli olarak kullanıldığında ise ahiretteki cennetten bahsediliyor böyle. Kur'an'ın, bir okuma. Bir okuma. El Kur'an olduğu zaman da Kur'an-ı Kerim oluyor. Hayyun, diri. El Hayyu, gerçek diri olan Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesi El Hayy.
Yine el hayyun dediğimiz zaman başında el takısı yok ve son harfinin harekesi çift. El hayy dediğimiz zaman el takısı var ve son harfinin harekesi tek. Aslında belirli ve belirsiz ayrımını bu kadar kolay yapıyoruz. Başında el takısı var mı? Varsa zaten son harfinin harekesi tektir. Başında el takısı yoksa son harfinin harekesi zaten çifttir. Bu genel olarak, yani bu kuralları çok fazla da böyle bağlayıcı bulmayalım. Bunların bir sürü istisnaları var, başka şeyleri var. Bunları böyle şu kural diye kafamıza çok fazla kazımayalım. Daha ziyade mana üzerinden gideceğiz. İstisnalar var. Allah kelimesi özel isimdir. Belirlidir. Tenvin de almaz, el takısı da almaz. Allah kelimesi özel isimdir. Belirlidir. Tenvin, yani çift harekede almaz, başına el takısı da almaz. Şahıs isimleri belirlidir. Bu isimler el takısı almaz, ancak tenvin alırlar. Bu istisnai bir kullanım şekli. Muhammedun, Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamberimizin ismi, başında el takısı yok. Ama sonundaki son harfin harekesi çift ötre, ancak şahıs ismi olduğundan dolayı belirli marife. Muhammedan, Muhammedin her üç çekiminde de aynı şey söz konusu. Özel isim, şahıs ismi belirli, el takısı almıyor ama çift harekede alıyor, bu istisna. Şimdi aşağıdaki isimleri belirlilik ve belirsizlik bakımından tahlil edelim. Hâzâ, bu, şey'un, acîbun. Şey, Türkçedeki şey kelimesi buradan geliyor, Arapça zaten. Başında el takısı yok. Son harfinin harekesi çift, dolayısıyla bu belirsiz. Acîb, tuhaf, acayip, garip demek. Bu da yine başında el takısı yok. Son harfinin harekesi iki ötre. Dolayısıyla bu da belirsiz. Her ikisi de belirsiz. Hâzâ, bu, azâbun elîmun. Azap, azap demek, eziyet demek, elîm, acıklı. Her ikisinde de başında el takısı yok. Son harflerin harekesi çift ötre. Dolayısıyla bunlar da belirsiz isimler. Nârun hâmiyeh. Nâr, ateş. Hâmiyeh, yakıcı. Nârun hâmiyeh, yakıcı bir ateş. Her ikisinde de başında el takısı yok ve son harflerin harekesi çift. Dolayısıyla her ikisi de belirsiz. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafurun. Belde, Türkçe'ye geçmiş hali belde demek. Tayyibetun güzel. Beldetun tayyibetun güzel bir belde. Her ikisi de belirsiz. Her ikisinin başında da el takısı yok ve son harflerinin harekeleri iki ötre. Onun için belirsiz ve bağlaç zaten. Rabbun gafurun, Rab, efendi, sahip, gafur, çok bağışlayıcı. Rabbun gafurun, çok bağışlayıcı bir Rab. Bu her iki kelime de belirsiz. Çünkü her ikisinin başında da el takısı yok ve son harfleri hareketli. Evet, son harflerin harekeleri çiftli. İki ötre. Ve ca'ehum rasulun kerimun. Ve bağlaç, ca'ehum, bu zaten fiil, onlara geldi. Rasulun kerimun, Rasul elçi, peygamber, kerim değerli. Onlara değerli bir elçi, değerli bir peygamber geldi. Rasul kelimesi de, kerim kelimesi de belirsiz. Çünkü el takıları yok ve son harflerin harekeleri iki tenvinli, iki ötreli. Ve lehu ecrun kerimun, ve lehu, onun için vardır. Ecrun, ecir, karşılık. Kerim, değerli, şerefli bir karşılık vardır. Ecir kelimesi de, ecrun kelimesi de, kerimun kelimesi de belirsiz. Çünkü başlarında el takısı yok ve son harflerinin harekesi çift. İnnallâhe gafurun rahîmun, inne, şüphesiz ki Allah'a Allah. Şüphesiz ki Allah gafurun, çok bağışlayıcıdır. Rahimun, çok merhametlidir. Allah kelimesi belirli, istisnaların birincisi oydu zaten. Özel isimdir, belirlidir. El takısı almaz ve tenvin almaz. Şüphesiz ki Allah gafurun, çok bağışlayıcıdır. Rahimun, çok merhametlidir. Gafurun ve rahimun kelimeleri ise
Elif lam el takısı almadığı için ve son harfleri de iki ötreli olduğu için belirsizdir. Ve huvel gafurul vedud ve huve o el gafur çok bağışlayıcı, el vedud çok seven. Şimdi burada manada bir farklılık var. Şöyle, buna çok dikkat edilmiyor meallerde fakat ben burada ifade etmiş olayım. Şöyle, Allah-u Teala için bazen ifade edilirken el takısı olmadan onun sıfatlarından bahsediliyor. Mesela burada olduğu gibi. Burada şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bazı ayetlerde ise o özellikleri, o sıfatları söylenirken, ifade edilirken el takısıyla söyleniyor. Burada mana biraz değişiyor. Şöyle değişiyor. Geçelim, bunun manasını verelim, sonra üzerinde duralım. Ve huve o el gafur, çok bağışlayıcı olan, el vedud, çok seven. Şimdi burada o çok bağışlayıcıdır ve çok sevendir demiyoruz. O çok bağışlayıcı olan odur ve çok seven odur şeklinde söylüyoruz. Manada bir farklılık var. Şöyle bir farklılık var. Eğer bu şekilde söylersek, yani Allah-u Teala çok bağışlayıcıdır, sanki ondan başka bu çok bağışlayıcı yoktur, ama burada böyle söyleniyor. Burada ise şu şekilde söylendiyse ve huvel gafurul vedud, yani çok bağışlayıcı olan odur, ondan başka çok bağışlayıcı kimse olamaz. Çok seven odur, ondan başka çok seven olamaz. Manaları burada kelime olarak da vurgulanıyor. Bu inna Allahe gafurun rahimun şeklinde söylendiğinde Allah çok bağışlayıcıdır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir diyoruz. Evet, orada da aynı şey var ama kelime olarak, cümle yapısı olarak vurguda bu el gafur, el vedud dediğimiz zaman vurgu daha şiddetli oluyor. Zalike, burada da ne diyelim? El gafur hem başında el takısı olduğu için hem de son harfi tek harekeli olduğu için belirlidir. El vedud yine başında el takısı olduğu için ve son harfin harekesi tek olduğu için yine belirli bir isimdir. Zalike, işte huvel fazlul kebir, el fazl, lütuf, el kebir, büyük. Yine bir önceki şeydeki örneğe benzer bir durum var burada. Şimdi o büyük bir lütuftur denilmiyor. O büyük bir lütuftur denilmiyor. İşte büyük lütuf odur deniliyor. Yani burada tabii söyleyişteki manada incelik var. Ondan dolayı da el fazl, bu el kelimesi, el takısı olduğu için ve son harfi de tek harekeli olduğu için belirli. El kebir de aynı şekilde başında el takısı olduğu ve son harekesi de tek harekeli olduğu için, son harfin de tek harekeli olduğu için o da belirli. Bundan dolayı da mana işte büyük lütuf odur şeklinde oluyor. Yani o büyük lütuftur denilmiyor, bunun manası öyle olmuyor da işte o var ya, işte büyük lütuf odur şeklinde oluyor. Bunu da böyle bilelim. Zalike, işte şu, işte o, huve, o, el fazlül kebir, el fazl, fazl, lütuf demek. El fazl, yine elden dolayı ve son harfinin harekesinin tek olmasından dolayı belirli. El kebir de aynı şekilde, aynı sebeplerden dolayı belirli. Yine burada o büyük lütuftur demiyoruz, büyük lütuf odur diyoruz. İhdina sıratel mustakim, ihdina bizi ilet, es sırat el mustakim. Sırat kelimesi elle söylendiği için, es sırat olduğu için belirli. Başında el var, hadi son harfinin harekesi tek. Mustakim, doğru, dost doğru, o da aynı şekilde belirli. Bizi dost doğru yola, doğru yola ilet. يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ يَخَافُونَ fiil, onlar korkarlar. الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ el takısı olduğundan ve son harfin hareketi tek olduğundan bu her iki kelime de belirli. Elim azaptan, yani herhangi bir elim azaptan değil, bilinen bir elim azap var veya söylenene atıf yapılan bir elim azap var. Acıklı bir azap var, onlar ondan korkarlar. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ اِنَّ el insan, şüphesiz ki insan, bu el insan, insan cinsi, onun için böyle belirli tek olarak gelmiş. Bir tane insan değil de, belirli filanca insan değil ama insan cinsi, bütün insanlar
manasını olduğundan dolayı böyle belirli. Lefi içindedir. Husrin kayıp. Kayıp da başında elif lem yok, son harfi çift harekeli. Dolayısıyla da belirsiz. Şüphesiz ki insan gerçekten de kayıptadır. Gerçekten şeyini ise şuradaki L veriyor manasını. Vettini ve zeytuni. Burada bir yemin ifadesi var. Arapçada yeminler V ile söyleniyor. Ta ile de söyleniyor. Tin incir demek. Vettini incire andolsun. Ve zeytuni ve zeytine andolsun. Hem tin hem de zeytin, zeytun kelimeleri eliflamlı ve son harflerin hareketleri tek olduğu için bunlar belirli isimler. Bu dersteki diğer ikinci konumuz isim tamlaması. Yani işte evin kapısı gibi, işte şeyin insanın işleri, amelleri gibi, alemlerin Rabbi gibi böyle iki ismin arka arkaya gelmesiyle yapılan tamlamalar. Türkçe'de buna isim tamlaması deniyor, Arapça'da izafe deniyor. Biz bu derslerimizde bu Arapça gramer ifadelerini, terimlerini pek kullanmıyoruz. Pek nadir kullanıyoruz, çok kullanmıyoruz. Çünkü onlar da ayrı bir yük getiriyor. Onların Arapçalarını takip etmek de ayrı bir yük getiriyor. Ondan dolayı biz onları pek mümkün olduğu kadar kullanmıyoruz. Ama açıklık olması bakımından bazen kullandığımız yerlerde var. Bu isim tamlamaları, yani izafeler, iki ismin arka arkaya gelmesiyle meydana geliyor. İki isim arka arkaya geliyor. Birinci kelimenin son harfinin harekesi cümle içindeki durumuna göre değişir. Yani birinci kelimenin son harfinin harekesi sabit değil, değişebilir. Bu kelimenin cümle içindeki durumuna göre değişir. Onu baştan bilemeyiz. İkinci kelimenin son harfinin harekesi esredir. Bu mutlaka esre olur. Bu tabii bu tekil isim tamlamalarından bahsediyoruz. İkinci kelimenin son harfinin harekesi mutlaka esre olur. Birinci kelime el takısı almaz. Yani belirli olmaz. İkinci kelime genellikle el takısı alır veya özel isim olur. Yine genellikle diyoruz. Bunun istisnaları var. Yani el takısı almadığı durumlar da olabiliyor. Ama genel kaide olarak birinci kelime el takısı almıyor. İkinci kelime genellikle el takısı alıyor veya özel isim oluyor. Örneklere bakalım. İsmu muzaf, yani bu şey birinci kelime muzafun ileh, bu çok gramer kitaplarında, Arapça gramer kitaplarında, dil bilgisi kitaplarında bu şey ifadeler çok geçtiği için bize kolaylık olsun diye buraya koyduk. Bu böyle. İsmu birinci kelime, Allahu ikinci kelime, İsmullahi dediğimiz zaman tamlama oluyor, izafe oluyor, Allah'ın adı manasına geliyor. Birinci kelimenin harekesi değişmiyor ama ikinci kelimenin harekesi esre oluyor. İsmullahi, Allah'ın adı. Rabbün nas, Rab kelimesi ve en nas kelimesi bir araya getiriyoruz. Rabbün nasi, insanların Rabbi. İkinci kelime esre aldı, birinci kelime değişmedi. Eshabul fil, eshab arkadaşlar, topluluk, fil bildiğimiz fil, eshabul fil, filin arkadaşları, yine birinci kelime değişmedi, ikinci kelime ise esre aldı, filin arkadaşları oldu. Rabbun, Rab, efendi, sahip, yönetici, hazel beyt, bu ev, bu iki kelimenin arasına burada haza diye bir şey girdi, bu ev manasını kattı ama genel gidişatı değiştirmedi. Yine el beyt kelimesinin son harfin harekesi esre oldu. Rabbu hazel beyt, bu evin Rabbi manasına geldi. Şerrun, şer, kötülük. Hasid, hasetçi. Şerru hasidin, hasetçinin şerri. Şurada demiştik ki ikinci kelime genellikle el takısı alır veya özel isim olur. Burada ikinci kelime genelliğin dışına çıktı, el takısı almadı. O zaman da ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Şerru hasidin, belli bir hasetçinin değil, herhangi bir hasetçinin şerri, kötülüğü manasını taşıyor. Ondan dolayı bu şekilde ikinci kelimenin el takısı almadığı durumlarda olabiliyor. Bu manayı değiştirmiyor. Ya manayı o şekilde değiştirmiyor diyelim. Son harfin harekesi yine esre olmaya devam ediyor. Belirli isimle tamlama yapan isimler belirli hale geliyor. Şimdi burada eshabul cenne, eshabul cenneti,
Eshab kelimesi. Başında el takısı yok fakat son harfin harekesi gördüğünüz gibi çift değil tek. Yani burada bir farklılık olduğu belli. Çünkü isim tamlaması yapmış. El cennet kelimesiyle. El cenneti o belirli olduğu için. Eshabul cenneti cennetin ehli demek. Cennetin arkadaşları demek. O da belirli oluyor. O belirli oluyor. Resulullahi Allah'ın elçisi. Resul normal olarak Resul'ün olsaydı belirsiz bir elçi, bir peygamber olacaktı. Allah kelimesiyle isim tamlaması yaptığı için Resulullahi Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi oluyor. Rabbike senin Rabbin. Burada ise isim tamlaması biraz şahıs zamiriyle oluyor. Henüz onları görmedik. Ke senin demek. Rabbike senin Rabbin. Sen belirli olduğu için, insan belirli olduğu için o da senin Rabbin belirli hale gelmiş oluyor. Nasrullahi Allah'ın yardımı. Nasr yardım. Tabii ki Nasrullahi Allah'ın yardımı. Allah kelimesi belirli olduğu için o da belirli oluyor. Dinillahi Allah'ın dini. Aynı şekilde din kelimesi kendi başına belirsiz. Ama Allah kelimesiyle beraber belirli oluyor. Hamdi Rabbike senin Rabbinin övgüsü. Rabbike senin Rabbin. Bu zaten bir isim tamlaması. Hamd o zaman üçlü isim tamlaması oldu. Senin Rabbinin övgüsü bu da belirli olmuş oldu. Halkır Rahman. Rahman'ın yaratışı. Rahman'ın yaratması. Aynı şekilde belirli hale gelmiş oldu. Melikin Nas. İnsanların meliki. Melik. Melikun olsa tek başına melik olacak, hükümdar olacak. Melikin nas, en nas olduğu için insanların meliki oldu, belirli oldu. İlahin nas, ilah kendi başına belirsiz, ilahun dersek belirsiz oluyordu. İlahin nas, insanların ilahı yine belirli hale gelmiş oluyor. Şimdi ayetlerde geçen isim tamlamalarını tahlil edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kendi başına bir harf. İsmillahi var burada. İsmillahi Allah'ın ismi. Bu bir isim tamlaması. Allah kelimesi belirli olduğu için o da isim de belirli olmuş oldu. Allah'ın ismi, Allah'ın adı oldu. Er-Rahman, Er-Rahim. Rahman, Rahim kelimeleri ise Allah kelimesinin sıfatları. Bunlar şu anda isim tamlamasının içine henüz dahil olmuyorlar bu durumda. Maliki yevmiddin. Burada bir üçlü isim tamlaması var. Şuradan alalım. Yevmiddin, dinin günü. Din, hesap. Ceza manasında olan din. Bu ikinci kelimeyi meydana getirdi. Maliki ile beraber isim tamlaması yaptığında da Maliki yevmiddin, dinin, gününün maliki, sahibi manasına verdi. Yine belirli bir isimle isim tamlaması yaptığı için, el takısı almış olan bir isimle isim tamlaması yaptığı için yine belirli bir isim tamlaması oldu. Elem tera. Bunları tabii daha sonra göreceğiz. Ancak bizim şeyimizin uygulamamızdaki bu eğitim metotlarının bir gereği olarak henüz görmediğimiz bir takım fiilleri de kulak dolgunluğu olması, zemin hazırlaması, beynin atıl kalmaması bakımından önceden veriyoruz, önceden alıştırıyoruz. Bu da onlardan bir örnek. Elem tera, sen görmedin mi demek. Tera, sen görürsün. Lem tera, sen görmedin. Elem tera, sen görmedin mi? Keyfe, nasıl? Feale, yaptı. Bunların tabii hiçbiri isim değil henüz. Rabbüke senin Rabbin. Bu bir isim tamlaması. Rabbüke senin Rabbin. Ke senin demek. Rab ise Rab. Senin Rabbin. Dolayısıyla belirli bir isim tamlaması oldu. Bir yine harf. Eshabil fiil ise filin arkadaşları, fil topluluğu demek. Böyle. Rühlete şitaiye ve sayf. Rühlet yolculuk demek. Rühşita kış. Rühlete şita kışın yolculuğu ve sayf, sayf da yaz. İşte sayfiye kelimesi bize buradan gelmiş. O da yaz demek. Bu V'den dolayı rühlete şita
ve rıhlete sayf manasına, sanki bir rıhlet kelimesini sayfa da bağlamış oluyor. O da ayrı bir isim tamlaması. Dolayısıyla kışı, kış yolculuğu ve yaz yolculuğu manasına geliyor. Felyabudu rabbe hazel beyt, o halde kulluk etsinler. Bu felyabudu, o halde kulluk etsinler demek. Rabbe hazel beyt, bu bir isim tamlaması. Hazel beyt, bu ev. Rabbe hazel beyt, bu evin Rabbi. Bu evin Rabbi demek. Dolayısıyla bu da bir isim tamlaması. Birinci kelime bu. İkinci kelime muzafun ileyh bu. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. La yahuddu. Yahuddu özendirir. La yahuddu özendirmez demek. Ala üzerine ta'amil miskin. Ta'am gıda, yiyecek, yedirmek demek. Ta'amil miskin de fakir, çok fakir, çok yoksul demek. Ta'amil miskin, işte bu da bir isim tamlaması. Yoksulun gıdası, yoksulun yedirilmesi üzerine özendirmez. İsim tamlaması burada ve belirli tabii. Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin. Leyle, gece, el kadr, kadir, kıymet, aynı zamanda kadir gecesinin adı. Leyletül kadr. Kadir gecesi hayrun, daha hayırlıdır. Bu hayır kelimesi daha ifadesi burada olmamasına rağmen manası böyle. Daha hayırlıdır. Min elfi şehrin, elf bin şehirde ay. Elfi şehr, bin ay, bu bir isim tamlaması. Bakın burada belirsiz isim tamlaması çünkü el yok. Burada ise Leyletül Kadr, belirli isim tamlaması çünkü el var. Kul e'udhu bi rabbil felak. Kul de e'udhu, ben sığınırım. Bir yine harf, edat. Rabbil felak, sabah aydınlığı demek felak. Rabbil felak, sabah aydınlığının Rabbi. Ne sığınırım. Ve min şerri hasidin izâ hased. Ve min dendan şerri hasid. Hasetçinin şerri. Bu belirsiz isim tamlaması çünkü el takısı yok. İzâ hased, haset ettiği zaman demek. İzâ olduğu zaman, ettiği zaman, hasede ise haset etmek, kıskançlık yapmak, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinde. Ma tera, sen görmezsin. Ma'nın üç manası olduğunu daha önce söylemiştik, önceki dersimizde. Burada değil, tera sen görürsün, ma tera sen görmezsin. Fi içinde, halkır rahman, işte isim tamlaması, Rahman'ın yaratmasında sen görmezsin. Min, minin de üç manası var, dendan. Hiç ve o ve bir bazıları vardır ki manasına, üç manası var. Bir dendan manasına geliyor, diğeri hiç manasına geliyor, diğeri ise bazıları vardır ki. Burada hiç manasında tefavüt, aykırılık, sen Rahman'ın yaratmasında hiç aykırılık görmezsin. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma. Rabbis semavat, sema gök, semavat gökler çoğul. Rabbis semavat göklerin Rabbi vel ardı. Yine bu V'den dolayı Rab kelimesini arda bağlıyor ve Rabbil ard şeklinde oluyor. Göklerin Rabbi ve yerin Rabbi ve ma o şey ki beynehuma, o ikisinin arasında. Ve o ikisinin arasındaki şeylerin Rabbi. Dolayısıyla bazen de bu ikinci kelime isim tamlamasının ikincisi böyle bir terkip de olabiliyor. Gafir zembi ve kabili tevb. Gafere bağışlamak, gafir bağışlayan, zemb günah, gafili zemb günahın bağışlayıcısı ve kabele kabul etmek, kabil kabul eden, tevb de tevbe, kabili tevbenin kabul edicisi. Dolayısıyla günahın bağışlayıcısı ve tevbenin kabul edicisi Allah-u Teala'nın şeyleri, sıfatları tabii ki. Ma kâne Muhammedun eba ehadin min ricalikum velakin Rasulallah. Ma kâne, ma değil, kânedir, dir manasında olan bir kelime. Ma kâne değildir. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed değildir. Eba ehadin, burada bir isim tamlaması var. Eba, baba. Ehad, birisi. Eba ehadin, birisinin babası. Birisinin babası değildir. Min dendan ricalukum racul, adam, rical adamlar, sizin adamlarınızdan birisinin babası değildir. Hazreti Peygamberimizin o Kureyş'e bahsediyor. Onlara hitaben denir ki Hazreti Peygamber sizin adamlarınızdan, erkeklerinizden birinin babası değildir.
Velakin fakat Resulullah Allah'ın Resulüdür. Allah'ın elçisidir. Bu belirli isim tamlaması, bu Eba Ehad'in ise belirsiz isim tamlaması. Efe hukmel cahiliyeti yeb'un. Soru, fe o halde hukmel cahiliye, cahiliyet hükmü, cahiliyetin hükmü, isim tamlaması, yeb'un istiyorlar, arıyorlar. Onlar cahiliyetin hükmünü mü arıyorlar, istiyorlar? Kale hâzâ min amelis şeytan innehu aduvun muzillun mübin. Kale dedi ki hâzâ bu min dendan amelis şeytan. Şeytanın işindendir. Bu bir isim tamlaması belirli. Bu şeytanın işindendir. İnnehu şüphesiz ki o aduvun düşmandır. Muzillun saptırıcıdır. Mübin'in apaçık o. Apaçık düşman ve saptırıcıdır. Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha. Udhulu girin, bu çoğul emir. Ebvabe cehennem. Bab kapı demek, ebvab kapılar. Ebvabe cehennem, cehennemin kapıları. Şimdi ikinci kelime mutlaka esre alır dedik. Burada hemen istisna karşımıza çıktı. Bazı kelimeler sonuna hiçbir zaman esre almıyor. Bazı kelimeler böyle. Mesela Mekke kelimesi de böyle, İbrahim kelimesi de böyle, cehennem kelimesi de böyle. Bu kelimeler sonuna esre alacakları zaman almaları gereken durumlarda da almıyorlar. Üstün alarak kalıyorlar. Burada da böyle ebvabe cehennem, cehennemin kapıları demek. Cehennemin kapılarına girin. Halidine sürekli olarak, ölümsüz olarak, devamlı olarak fiha orada. Burada de sürekli devamlı olarak cehennemin kapılarına girin. La yestevi, yestevi eşit olmak, müsavi olmak. La yestevi eşit olmaz. Eshabun nar, isim tamlaması, ateşin arkadaşları, ateş topluluğu ve eshabul cennet ve cennetin arkadaşları, cennet topluluğu, bu da isim tamlaması, bu da isim tamlaması. Ateşin arkadaşları ile cennetin arkadaşları aynı olmaz, eşit olmaz. Eshabul cenneti, cennetin arkadaşları, humul faizun, işte onlar, hum onlar, el faizun, başarıya ulaşmış olanlardır demek. Bugünkü dersimiz burada. Şimdi 5 dakika bir ara vereceğiz inşallah. 5 dakika ara verdikten sonra da çalışma kitabından bir yarım saat kadar devam edeceğiz. İnşallah Teala böyle bazı teknik sıkıntılar oluyor, artık onları sineye çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapıyoruz. 5 dakika ara. Çalışma kitabımızdan şimdi devam edeceğiz. İnşallah. Kur'an anahtarı çalışma kitabını açıyoruz. Bu kitabımızın birinci bölümü namaz anahtarı diye bir bölüm. Burada namazda okuduğumuz dualar, tesbihat ve sık okunan surelerin mealleri ve tahlilleri var. Buradan devam edeceğiz inşallah. Namaz anahtarından ezan ve kamete geliyoruz. Şuradan bir daha bir kontrol edeyim, yanlışlık olmasın. Evet, inşallah sıkıntı yok. Evet, namazda, namazdan önce ezan okunuyor ve duruma göre eğer şeyse, farz namazsa ondan önce kamet getiriliyor. Ondan üzerinden gidelim, halledelim. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Bu bir isim tamlaması. Tabii ki bu 4 defa söyleniyor şeyde, ezanda haliyle. Biz hep aynı olduğu için birer defasını tahlil ediyoruz. Allah en büyüktür. Bu bir isim cümlesi. İsim cümlesi deniyor bunlara. 2 tane isim arka arkaya geliyor. Ve bunların harekeleri, yani isim tamlamasından farklı olarak, bunların harekeleri her ikisi de ötreli. Her ikisi de ötreli. O isim tamlaması tamlaması olmadığını da buradan anlıyoruz. Bir isim tamlaması, en kısa isim cümlesi böyle.
iki tane isim arka arkaya Allahu Ekber. Ekber en büyük demek. En büyük Allah'tır. Allah en büyüktür şeklinde. Eşhedü ben şahitlik ederim. Ben şehadet ederim. Bu bir fiil. En ki la yok. İlahe ilah yok. İlla'den başka Allahu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine eşhedü ben şahitlik ederim ki enneki Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ı ben şahadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. İşte bu isim tamlaması, çünkü birinci kelime cümlenin içindeki görevine göre hareket alıyor. İkinci kelime esreli. Şimdi burada da bu üç cümlede de gördüğümüz gibi Arapçada dir ifadesi genellikle kullanılmıyor. Allah en büyük deniyor. En büyüktür biz anlıyoruz. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yok diyor. Yoktur demeye gerek olmuyor. Arapçada bu söylenmiyor. Ama öyle olduğunu anlıyoruz. Yine ben şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın elçisi diyoruz. Elçisidir demeye gerek yok. Arapçada böyle anlaşılıyor. Kâne şeklinde bir dırdır anlamına gelen kâne diye bir kelime var. O her zaman kullanılmıyor. Genel olarak dırdır ifadesi Arapça isim cümlelerinde yer almıyor. Aldığı yerler istisnai yerler diyelim veya başka manada kullanıldığı yerler diyelim. Hayye alessalâh, hayye haydin manasında bir ifade. Alâ üzerine es-salâti, salat namaz demek. Haydi namaza. Hayye alel-felâh, felâh kurtuluş demek. Haydin kurtuluşa demek. Kad gerçekten de şüphesiz ki bu bir vurgu ifadesidir. Kâmet başladı, ayağa kalktı. Es-salat namaz, ayağa kalktı, namaz başladı. Allahu Ekber, yine Allah en büyüktür, en büyük Allah'tır. La ilahe illallah, la yok. İlah, hiçbir ilah yok. İllallah, Allah'tan gayrı, Allah'tan başka ilah yok demek. Allah kelimesi Allah'ın has, özel adıdır. Başka hiçbir varlığa Allah ismi verilemez. Allah'ın diğer adları onun sıfatlarını gösterir. Bunlara El Esmaul Husna, en güzel isimler deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendi isimlerini böyle El Esmaul Husna olarak tarif ediyor. Dolayısıyla biz de aynı ifadeyi kullanıyoruz. En güzel isimler O'nundur. O isimleri kendisine kendisi vermiştir. Biz o isimlerle O'nu tanımaya çalışırız. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu isimler sayılıyor. Çeşitli ayetlerde sayılıyor. Bu isimlerden bazıları ve anlamları da şöyle. Tamamını burada saymadık. Yeri geldikçe Kur'an-ı Kerim'de onunla karşılaştıkça bu kelimelerle, bu isimlerle onları öğreneceğiz inşallah. El Aziz, çok güçlü olan, her şeye gücü yeten, kendisine güç yetmeyen demek. El Alim, her şeyi bilen, her şeyi hakkıyla bilen demek. Es Semi, her şeyi işiten, her şeyi hakkıyla işiten demek. El Basir, her şeyi gören, her şeyi hakkıyla gören demek. El-Hakim, hüküm sahibi, hikmet sahibi, sebepsiz iş yapmayan, her şeye layık olduğu hükmü veren demek. Bakın bu şu kalıpta gelen El-Aziz, El-Alim, Es-Semi, El-Basir, El-Hakim. Bu fe'il vezni deniyor. Bu vezinde belli bir kalıpta gelen şeyler var, isimleri var Allah-u Teala'nın. Bir kısmı bu kalıpta geliyor. Bir kısmı El-Hay, diri, gerçek diri olan. El-Vahid, tek olan, bir olan, bunlar belli bir kalıpta değil. El-Gafur, çok bağışlayıcı olan. El-Vedud, çok seven. El-Rauf, çok şefkatli olan. Bunlar da bakın başka bir kalıpta geliyor. Gafur, Vedud, Rauf şeklinde, feul vezninde geliyor. Bunlar da bu kalıpta gelen, bunlar çok manasını veren kalıp. El-Vehhab, çok hibe eden, çok karşılıksız veren. Et-Tevvab, tevbeleri çok kabul eden. Er-Razzak, çok rızık veren demek. Bunlar da bakın başka bir kalıpta geliyor. Fe'al vezninde, bir şeyi çok fazla yapan manasında geliyor.
Bir esselam, esenlik veren, esenliğin, selamın kendisi olan demek. Bu şekilde. Allah-u Teala'nın böyle isimleri çeşitli kalıplarda gelebiliyor. O manayı kalıplar da hangi kalıpta geliyorsa o manayı belirli yönlerden vurguluyor. Onun için bu şekilde geliyor. Yukarıda Allahu Ekber şeklinde geçti. Allah en büyüktür veya en büyük Allah'tır şeklinde mana verildi. Ekber en büyük demektir. Arapçada kalıplar çok kullanılıyor. Birçok kalıplar var. Bunların Kur'an'da geçenlerini ve çok geçenlerini biz inceleyeceğiz. Diğerlerini incelemeyeceğiz. Öbür türlü bunun sonu gelmiyor çünkü. Bu ise, burada ise kullanılan bu kalıp ise daha en anlamını veriyor bu kalıp. Aynı kalıptaki başka kelimeler şöyle. İşte kebirun büyük, ekberu daha büyük, en büyük demek. Azimun bu da büyük, bu başka türlü büyük, azametli manasında büyük. Azamu daha büyük, en büyük manasında. Ali yüce, a'la en yüce demek. Sagir küçük, asgar daha küçük, en küçük. Karib yakın, akrab daha yakın, en yakın. Kesir çok, ekser daha çok, en çok. Sefil aşağı, esfel daha aşağı, en aşağı. Yani şu bütün şu kalıplardan gördüğümüz gibi bir kelimenin, bir sıfatın başına e getiriliyor, elif, üstünlü bir elif getiriliyor. Ondan sonra kendisinin şeyi, diğer yapısı çok değişmeden söylendiği zaman bu daha büyük, daha çok, daha fazla, daha en anlamlarını katıyor. Bu şeyin içinde geçen, ezanın içinde geçen diğer bir ifade de eşhedü ifadesiydi. Ben şahitlik ederim demek. Bu bir fiil, bu bir geniş zaman fiili. Şahıslara göre çekimi şöyle oluyor. Eşhedü, ben şahitlik ederim. Teşhedü, sen şahitlik edersin. Yeşhedü, o erkek şahitlik eder. Teşhedü, o kadın şahitlik eder. Neşhedü, biz şahitlik ederiz. Teşhedûne, siz şahitlik edersiniz. Yeşhedûne, onlar şahitlik ederler. Burada iki şey söyleyeyim. Birincisi, sen şahitlik edersin ve o kadın şahitlik eder. Yapısı tamamen aynı. Cümle içinde bağlama göre ve cümlenin yapısına göre sen şahitlik edersin ve o kadın şahitlik eder. Manası ona göre, cümlenin gidişine göre, yapısına göre belirleniyor. Diğeri şu, burada tabii hemen fiil çekimlerine girdik, çok yüklendik diye düşünmeyin. Bunlar kulak dolgunluğu olsun, zemin hazırlasın, bunlara şimdiden aşinalık kesbedin diye verilen şeyler. Bunların bu kadarlık bilmeniz yeter. Bunların üzerinde çok fazla da kendinizi yormayın. Diğer bir ifade Resulullah ifadesi. Allah'ın Resulü, elçisi, peygamberi demek. Bu deminki derste okuduğumuz, gördüğümüz isim tamlamasının bir örneği. Buna benzer ifadeler şöyle. Rahmetullahi, Allah'ın rahmeti, yine rahmet kelimesi tabii ki rahmet haliyle. Allah kelimesi ikinci kelime, muzafun ileyhi olduğu için esreli, Allah'ın rahmeti oluyor. Nasrullahi, Allah'ın yardımı oluyor. Dinillahi, Allah'ın dini, ibadillahi, Allah'ın kulları manasına geliyor. Burada yine bu şeyde, bölümde gördüğümüz kelimeler sıralanmış. Bunların manalarını dersi tekrar ederek, üzerinden giderek yazın. Bu size tekrar etme bakımından çok büyük fayda sağlayacak. Kelime hazinenizi arttırma bakımından çok büyük fayda sağlayacak. Biz derslerin kelime alıştırmalarını bu derslerimizde vereceğiz ama bu çalışma kitabının kelimelerin üzerinden gitmeyeceğiz. Onları siz kendiniz bulup yazın. O sizin göreviniz olsun. Orada kalalım inşallah. Daha sonra Sübhaneke şeyden sonra tabii ki ezan okundu. Ondan sonra biz ezanı dinledik. Eğer şeyse
farz namazsa kâmet getirildi, onu dinledik. Sonra kıbleye döndük, iftitah tekbirini aldık ve namaza başladık. Ondan sonra okuyacağımız ilk dua Sübhaneke. Sübhaneke bir duadır, bir sure değildir. Ancak Sübhaneke duasında geçen kelimeler, Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler, dolayısıyla onu da bilelim, orada geçen kelimeler ve öyle başlıyoruz. Şafiler Sübhaneke yerine ilk şeyde namaza başlarken başka bir dua okuyorlar. Veccehtu vecihiye lillahi diye başlayan, o da Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Öyle de olabilir ama biz Hanefilerin alışkın olduğumuz şeyleri Sübhaneke okuyoruz. Biz onu üzerinden gidelim. Sübhaneke, seni tesbih ederim şeklinde biz söylüyoruz bu ifadeyi. Türkçesini böyle söylüyoruz. Aslında Subhan demek her türlü noksanlıktan uzak olan demek. Her türlü noksanlıktan uzaklık demek. Sübhaneke, senin her türlü noksanlıktan uzaklığın manasına gelen bir ifade. Çünkü bunun içinde bir fiil yok. Böyle. Ama biz Türkçe'ye bunu en kolay böyle tercüme etmişiz. Seni tesbih ederim, seni tenzih ederim, seni her türlü noksanlıktan uzak tutarım, hem senin her türlü noksanlıktan uzak olduğunu ben ifade ederim manasına bunu söylüyoruz. Allahümme, ey Allah'ım. Şimdi Allah kelimesi tabii ki Allah-u Teala'nın has ismi, özel ismi. Sonuna böyle şeddeli mim gelsem Allahümme şeklinde, sadece Allah-u Teala için o kelimeyle kullanılan bir ey Allah'ım manasına geliyor. Dolayısıyla ey Allah'ım, ben seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Senin her türlü noksanlıktan uzak olduğunu, uzaklığını dile getiririm. Ve bihamdike, hamd övgü demek. Hamdike senin övgün ve senin hamdini, senin övgünü dile getiririm. Ve tebareke ve mübarektir, mübarektir, kutludur. İsmüke senin ismin mübarektir, kutludur. Ve teala ve yücedir, uludur. Ceddüke senin şanın yücedir, uludur. Ve la ilahe gayruk ve la ilahe ve ilah yoktur. Gayruk senden başka ve senden başka ilah yoktur. Dolayısıyla toplu manası şöyle oluyor. Senin güceliğini tesbih ederim Allah'ım. Ve senin övgünü tesbih ederim. Ve senin ismin mübarektir. Ve senin şanın çok yücedir. Ve senden başka ilah yoktur. Böyle başlıyoruz. Burada tebareke kelimesi sadece Allah için kullanılan bir yüceltme ifadesidir. Kutludur, mübarektir anlamına geliyor. Subhan kelimesi bütün eksikliklerden uzak, yüce anlamlarına geliyor. Ve sadece Allah için kullanılıyor. Ve bu Subhan kelimesi şu şekildeki terkiplerde de kullanılabiliyor. Sübhanehu, onu tesbih ederim, onu tesbih ederiz uhudan dolayı. Sübhanallahi, Allah'ı tesbih ederim, Allah'ı tesbih ederiz. Allah'ın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu dile getiririz. Sübhane Rabbina, Rabbina bizim Rabbimiz demek. Sübhane Rabbina, Rabbimizi tesbih ederim, Rabbimizi tesbih ederiz. Sübhane Rabbi, Rabbi benim Rabbim demek. Sübhane Rabbi, benim Rabbimi tesbih ederim, tesbih ederiz demek. Daha sonra Euzü besmele çekiyoruz. Euzü şu, Euzü ben sığınırım, billahi ben Allah'a sığınırım. Min dendan eşşeytanir racim, şeytandan racim kovulmuş. Ben kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Önce bunu söylüyoruz. Buradaki euzu ifadesi yine eşhedu ifadesi gibi bir geniş zaman fiili, ben sığınırım demek. Şahıslara göre çekimi şöyle, euzu ben sığınırım, teuzu sen sığınırsın, yeuzu o sığınır, teuzu o kadın sığınır, neuzu biz sığınırız, teuzune siz sığınırsınız, yeuzune onlar sığınırlar. Daha sonra Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresi her vakitte, her rekatta okunuyor, okunması lazım. Fatiha suresinin her rekatta okunması lazım. Burada kalalım. Buradan bir dahaki şeyde, dersimizde inşallah Fatiha suresinden devam edelim. Fatiha suresini Kur'an anahtarı dersinin birincisinde de tahlil etmiştik.
Burada bir daha tahlil edeceğiz. Gerekirse bir daha tahlil edeceğiz. Çünkü Fatiha suresi, tabi bütün sureler önemli. Ama Fatiha suresi her namazda okunması, her rekatta okunması sebebiyle, Kur'an'ın ilk suresi olması hasebiyle çok iyi bilmemiz gereken, böyle her kelimesini hafızamıza, beynimize nakşetmemiz gereken sure olduğu için onu defalarca da tahlil etsek yeridir. Bu akşam burada kalalım inşallah. Ondan sonraki perşembe akşamı üçüncü dersten devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.